Merhaba arkadaşlar. Bugün DGS ile ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. DGS'de soru sayıları değişir mi? Değişirse avantajları, dezavantajları neler olur? Bununla ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. DGS'de soru sayıları değişirse ne olur? Değişmesi iyi mi olur, kötü mü olur? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. 2021 için ya da 2022 için DGS'nin soru sayılarının değişebileceği ile ilgili duyumlar alıyoruz. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz. Yani ÖSYM'nin tabii ne yapacağını kimse bilemez. Son dakika bir gol atabiliyorlar. Mayıs ayında bir açıklama yaparlar. DGS'de soru sayılarını artık 100 yaptık diyebilirler. Olur mu? Olur arkadaşlar. Olması sizin için ne getirir ne götürür? Yani böyle bir şey olursa, DGS'de soru sayıları değişirse, soru sayıları 100'e düşerse, ALES gibi olursa ne olur? Sizin için artısı eksisi ne olur? Kısaca ona değineceğim. Şimdi siz de bildiğiniz gibi DGS'de 120 soru var. Sayısalcılar için konuşursak 60 soru 120 dakika, soru başına 2,5 dakika. Sayısalcıların 60 soruyu 50'ye düşürmeleri sayısalcılar için çok bir zararı olacağını düşünmüyorum. Ya da sözelciler için de aynı şekilde çok bir zararının olabileceğini düşünmüyorum. Soruların çok çok zorlaştırılmadığı sürece son yapılan ALES'le ilgili aldığım duyumu söyleyeyim. Yani son ALES'in gerçekten kolay olduğu, matematiğin gerçekten kolay olduğunu duydum ben. Sözel kısmı zordu. Zaten bu artık ÖSYM'nin bir kuralı bir tipi diyebiliriz. Sözeller biraz zor oluyor. Sayısallar nispeten daha kolay oluyor. Yani son yıllarda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda genelde bunu gördük. 2021 DGS'de bu değişebilir mi? Muhtemelen ben değişebileceğini düşünüyorum. Yani çok kolay matematiğin 2020 gibi çok kolay olabileceğini düşünmüyorum. Bu ayrı bir konu. Bununla ilgili ayrı bir video yine çekeceğim arkadaşlar. Yani geleyim konuma. Şimdi DGS'de ALES gibi 100 soru olursa sayısalcıların ve sözelcilerin çok bir şey kaybetmeyeceğini, soruların çok çok zorlaştırılmadığı sürece bir zararlarının olmayacağını düşünüyorum. Eşit ağırlıkçılara gelirsek arkadaşlar, yani onlar için konuşayım daha çok. Şimdi DGS 120 soru, eşit ağırlıkçılar için sorumlu oldukları 120 soru 150 dakika. Yani soru başına 1,25, 1,20 gibi bir şey düşüyor. ALES'e dönerse yani 100 soru 150 dakikaya dönerse tabii ki soru başına 1,5 dakika gibi bir zamanları olacak. Eşit ağırlıkçıların zaman anlamında bir kazançları olabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var. Devlet hukuk için konuşalım. Yani eşit ağırlıkçı bir kişi, 3 ortalamaya sahip bir kişi 90 net yaparsa devlette hukuk geliyor kendisine. Şu an 3 ortalamaya sahip bir insan 2021 DGS'de 90 net yaptığı zaman muhtemelen devleti kazanacaktır. Ama ALES'te soru sayıları yani ALES gibi olursa 100 soruya düşerse 90 net yetmeyebilir. Çünkü neden? Herkes çok fazla iyi yapacaktır. Yani sorular kolay olursa eğer 90'ın üzerinde çok fazla kişilerin olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 93, 94, 95 net devlet için gerekebilir. Bu da gerçekten yine zorlayacaktır sizi. Yani soru sayılarının azaltılması zaman anlamında size bir kazanç sağlayabilir ama soru sayılarının azaltılması diğer anlamda size bir zararı olacaktır. Yine özel üniversiteler için düşünürseniz arkadaşlar şu an için 3 ortalamaya sahip biri için 75-80 arası bir net yetiyor olabilir. Ama ALES gibi olursa 85 neti bulacaktır bu. Dolayısıyla yani net sayılarında artışlar olacaktır arkadaşlar. Getirisi götürüsü bu şekilde olabilir. Bir de yani sınavın ALES gibi 100 soru olduğunu düşünürsek yani olabilir ben olmaz demiyorum. Böyle bir şey olursa o zaman DGS ile ALES'in bir farkı kalmaz arkadaşlar. Yani DGS eşittir ALES diyoruz zaten %90. Böyle olursa bu şekilde 100 soru 100 soru gibi sınav süresi 150 dakika gibi DGS ile ALES'in arasında hiçbir fark kalmayacaktır. Dolayısıyla bu DGS için bir yani iyi de olabilir, kötü anlamda bir şey de olabilir. Dolayısıyla komple DGS'nin sınav sistemini değiştirelim artık. ALES'e çok benzemesin de diyebilirler. İşi biraz TYT'ye kaydırıp çok şekilli sorularda işin içine koyabilirler. Benim fikrim bu. Değişirse arkadaşlar yine konuşuruz. Şu an için tabii ki kesin bir şey yok.
Başka bir rehberlik videosu daha çekeceğim. Özellikle hukukçular için, iki tane hukukçular için iki tane rehberlik videosu daha çekeceğim arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. DGS soru sayılarının değişmesiyle ilgili yorumlarda bulunun arkadaşlar. Bir de videoyu beğenirseniz memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.